Büyük vatan şairi Nazım Hikmet'in aramızdan ayrılışının 51. yılında onun aziz varlığını anmak, şiirlerini, düşüncelerini, kavgasını paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Sevgili Nazım dostları, kendini ülke ve dünya insanlığının mutluluğuna adamış, derdini, mücadelesini çağının en ileri şiirleriyle dile getirmiş bu uğurda hapishanelerde çile çekmiş ve yaşamının sonunda Anadolu'da bir köy mezarlığında bir çınar ağacının dibinde sonsuzluğa uyumak dileğinde bulmuştur. Etkinlik Yürütme Kurulu ve Türkiye Yazarlar Sendikası Yürütme Kurulu'ndan oluşan seçici grup bu yıl Nazım Hikmet Araştırma Ödülü'nü Nazım Hikmet üzerinde araştırmalar yapan ve Nazım Hikmet külliyatına ve belgeliğine yayınladığı kitaplarla yeni özgün eserler kazandıran araştırmacı yazar Melih Güneş'e vermeyi değer bulmuştur. Yıllar boyunca haksızlığa uğramış, mahkemeden mahkemeye, cezaevinden cezaevine gönderdikleri, sürgün hayatına zorladıkları dev şairimiz Nazım Hikmet, ülkemiz ve insanlık için yalnız bir şair değil, evrensel insanlığı değerlerinde bir simgesidir. Doğan Çayır, 13 yıldır Nazım'ın vasiyeti olan bu şiirden kaynaklanarak bu Anadolu'daki mezarın oluşturmasında en büyük etkisi olan ve bu konunun arkasında dimdik duran bir önemli bölgemizdir, bir önemli kasabamızdır, beldemizdir. Bütün Doğan Çayırları bu konuda yürekten kutluyorum. Onların her zaman yanında olduğumu da buradan ifade etmek isterim. Onları da saygıyla anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Dileyim bu ülkede artık maden kazalarının veya buna benzer iş kazalarının olmamasıdır. Sevgili dostlar, tabii Nazım'ı bugün çok farklı yönleriyle gene dinleyeceğiz. Tabii dinlemekten de hiçbir zaman ne bıkarız ne ederiz. Çünkü Nazım Türkiye'yi dünyada en iyi temsil eden uluslararası bir insanımız, şairimiz, bilim adamımız, her şeyimiz. Suda yıkanmak için. Su mahpushane yararındaydı. Ve güneş güvercinlerin gözünde, kanadında, kırmızı ayağındaydı. Yürümek, yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak, havaları boydan boya yarıp ikiye, bir mazer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak, yürümek, yürümek. Toprak kokuyor bakır sakallarımız, neşemiz sıcak, kan kadar sıcak, delikanlıların rüyalarındaki o an kadar sıcak. Çınara, bana, bir de kediye. Su başına durmuşuz. Çınar, ben, kedi, bir de güneş. Akarsuyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi. Renkler silindi, siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım söğüt. Ve ben değişmeyeni, en dokunaklı, en usta, en faydalı, en güzel, en mükemmel ifade edebilmek için durup dinlenmeden değiştim, değişeceğim diyorum Nazım Hikmet.